onunla arkadaşları, dostları, yurttaşlar karşılaştığında aman Uğur senin için endişe ediyoruz, dikkatli ol diyorlardı. Yani sabahtan akşama, akşamdan sabaha her an bir suikastla burun buruna kaldı. Yani Uğur Mumcu öleceğini bilirdi ve hiçbir zaman da şey yapmazdı. Yani söylendiği gibi tedirginlik duymazdı. Hep de bir sözü vardı, korkak bin defa ölür, cesur bir kere ölür diye. Cesur bir kere ve yine elinde kalemiyle ölecekti. Korkaklarsa arabasına bomba koyarak sinsice öldürecekti onu. Takvimlerin 24 Ocak 1993'ü karlı bir pazar gününü gösterdiği tarihte. Gazeteci Uğur Mumcu saat 13.30'da arabasına bindiği vakit müthiş bir patlama sonucunda hayatını kaybetti. Arabası ise bir hurda yığınına dönüştü. Ölmeden az önce çocuklar karne almışlardı. Dedi ki onlara kabana aldım dedi. Çok güzel karne, iyi karne getirdiler diye hediye aldım, kaban aldım dedi. Çocuklar cenazeyle giydiler ilk defa olarak o kabanları. 24 Ocak 1993'e geldiğimizde tabii çok hani anlatması benim için çok zor bir gün. Ama bazı insanların da bunu hani duymasını isterim çünkü bu iş böyle bir şey, yani böyle bir acı ve böyle bir travma, dram yani bir şekilde. O gün bir hasta ziyaretine gidecektik. Sabah hazırlandık, yani herkes hazırlandı. Abim de Bulutsuzluk Özlemi konserine gidecekti. Abim evden önce çıktı. O konsere doğru yola çıktı, işte saat 12 gibi herhalde çıktı. Ben de çıkacaktım o gün, yani beraber gidecektik çünkü hani yaş itibariyle beni evde de çok yalnız bırakmak istemiyorlardı. Ama ben bir şey oldu ve gitmek istemedim. Yani bir olay değil, sadece gitmek istemedim o gün. Sonra babam çıktı. O sırada mutfaktaydık ve annem tam su içiyordu. Ve ben net olarak saate baktığımı hatırlıyorum ve hafızamda 13.18 gibi. Hani bir dijital saat vardı mutfakta, o kazındı. Annem de çıktı. Kapıyı kimseye açma şeyleri, tembihlerinden sonra annem de çıktı. Ve onun çıkmasının ardından çok büyük bir patlama oldu. Ve ben o sırada salon kapısını açıyordum. Bizim salon kapısı da camdır. Ve işte her evde olduğu gibi bizde de bir tane işte tabak çanağın olduğu bir büfe vardır. Ve her taraf şangırdadı. Hem o cam kapı hem şey, hepsi yani inanılmaz bir gürültü, inanılmaz bir ses. Tabii bizim evin orada da trafo olduğu için ve elektrikler gitti. Allah'tan gitmiş. Allah'tan gitmiş diyorum. Çünkü televizyonda altyazı geçmişler. Ve ben ne radyoya ulaşabildim ne televizyona o süreç içinde. Yani ben buna hani o elektriklerin gitmesini o anda hani sevindiğim tek nokta şu anda dönüp baktığımda o. Çünkü evde yalnızım. Tabii trafo patladı zannederken ben bir an için böyle bir şey olabileceği aklıma geldi ama hemen gitti. Sonra telefonlar çalmaya başladı evde. Aile dostlarımız, gazeteden insanlar telefon açıp gerçek mi diye soruyorlar. Şimdi 1, 2, 3, 5, 10 yani devamlı telefonlar çalıyor ve hani ben hepsine de yanıt veriyorum. En sonunda İlhan Selçuk'la konuşurken İlhan amca dedim, yani ne oldu? Hani gerçek olan, yani neyi soruyorsunuz? Yok kızım, önemli, gazeteyle ilgili mi bir şeyim var yani bu kadar hani gündemde, ne niye herkes beni arıyor dedim. Evi arıyorlar. Yok, önemli bir şey yok Özge dedi. Telefonu kapattı. Herhalde onun için de çok zordu yani. Sonra eniştem geldi. Bir ben buradaydım, geçiyordum, teyzen evde mi diye bakayım dedi. Sonra komşumuzun kızı Ayça indi. Hadi Özge gel seninle bir bulaşık yıkayalım, bir şey piyano çalalım falan. Ben piyano da çalıyordum o dönemlerde. Sonra da annem geldi zaten. Annem tabii yanında gözleri ağlamaktan kızarmış 5-6 kişiyle geldi ve ne olduğunu söyledi. Ondan sonra da gazeteciler içeri girdi. Böyle bir gündü yani.
Yani ne kadar her şeyin üstesinden gelseniz de bazen üstesinden gelemediğiniz anlar oluyor. Yani böyle bir haksızlığı kimse kabul etmemeli. Çünkü hani trafik kazası olsa dersiniz ki karşı tarafın suçu. Dersiniz ki kullananın suçu. Kalp krizi olsa bir insana dersiniz ki kendine hiç bakmadın. Böyle bir şey değil ki. Hani kader değil, bu şey değil. O yüzden bu haksızlığı kimse kabullenmemeli. Sadece bunu söyleyebilirim. Uğur Mumcu normal eceliyle ölseydi bir ölümdür, bir kardeş acısıdır. Zaman içinde unutulur ama suikast olayı sizi psikolojik olarak o suikasttan olduğu gün ve ertesi günden bir gün öteye geçemiyorsunuz. Bu öyle kötü bir şey. Öyle sizi etkisi altında alan bir durum. Zamana ve unutmaya terk edemiyorsunuz olayı. Ve şimdi şu anlatımda yaptığım gibi ben her gün 24 Ocak günü saat 14'e geri dönüyorum. Bunu bu bir yük demeyeyim, başka bir şey diyeyim ama bunu üstümden atmak atılamıyor. Bu böyle bir, bununla yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Bu bir cehennem azabıdır bunu yaşamak. Terörün bir tanesinden yara olmak ya da bir tanesine hoşgörüyle bakmak ya da bu olaylara suskunlukla geçirmek bir insanlık suçudur. Biz siyaset bakımından karşıtlarımıza özgürlük tanımazsak birer gizli faşistiz. Uğur Mumcu öldürülmesinden 3 gün sonra 27 Ocak günü defnedildi. Yüz binlerce insan ellerinde kırmızı karanfillerle eşlik etti ona. Gözyaşı döktü arkasından. Çünkü uğurladıkları laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokratik bir ülkenin garantisiydi. Çünkü onun varlığı güven vermişti geleceğe dair umutları saklı tutmaya. Havzere sarıldık ey halkım, unutma bizi. Her seher vaktinde tan atışında, kızıl güller açtı dağlar başında, faşist namluların her kurşununda dirildik ey halkım, unutma bizi, unutma bizi. Ayakta öldü demek olabilir son güne kadar, hatta son yazısı zeyilname yazıp dışarı çıktığı için ölümünden bir gün sonra gazetede yayınlanmıştı. Karanlık bir olaydır. Yani bugüne kadar da hiçbir şekilde çözülemeyen bir olaydır. Uğur Mumcu'nun ölümünden sonra salonlar ve meydanlar insan almadı. Gerçekten Türk halkı Uğur Mumcu'nun ölümünden sonra Uğur Mumcu'ya çok sahip çıktı. Toplum tümüyle, daha yaşarken tümüyle sahip çıkılabilirse o öldürümden medet umanlar onun olmayacağını bilirler. Hangi dünya görüşünden olursa olsun Uğur Mumcu suikastı halkımızı incitmiştir, yaralamıştır. Cenaze töreni 1980 sonrasının en büyük kitlesel gösterisine sahne oldu. Zaman zaman sağanağa dönen yoğun yağışa rağmen yüz binlerce insan sloganlar atarak, marşlar söyleyerek Cebeci Asri Mezarlığı'na kadar yürüdü. Katillerin zaman kaybedilmeden bulunmasını istedi. Dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, hükümetin önde gelen isimleri ise katillerin ve azmettirenlerin bulunacağına dair sözler verdi. Toplumsal bellekte cinayet unutulmasa da yetkililer verdikleri sözü çabuk unuttular. Ve bu dipsiz kuyu, deşeni içine çekmeye devam etti. Tabii bunun kimin tarafından işlendiği bulunup çıkarılır.